İyi günler Haber Aks dinleyicileri ve seyircilerimiz. Geçen hafta bitkisel terapiyle, tedaviyle ilgili çok güzel bir program yaptık. Ve bu programla ilgili çok kişi beni aradı ve teşekkürlerini iletti. Çünkü biz buradaki yaptığımız programda ne yaptık? Yaptığımız programda ilk önce insanların gerçekten sağlıklı bir şekilde yaşamaları için neler gerekli? Nasıl bir bitkisel tedavi kürüyle beraber sağlıklı yaşar. Bunları anlattık. Aslında bunları anlatırken de Samsun'umuzda da Türkiye'de belki sayıları 4-5'i bulan, yani bitkisel terapi ve tedavide sertifika değil, yüksek lisans yapan ve bu konuda da gerçekten hem iç hastalıkları uzmanı hem de bitkisel terapi ve tedavi konusunda yüksek lisansını yaparak bu konuda Türkiye'de ilk 5'te olan ve bizim için de Samsun'un için de çok değerli olan Doktor Emin Erdem'le geçen hafta söyleşimizi yaptık ve çok iyi bildiriler aldık ve bunun üzerine belki bu hafta da Samsun'umuzda ve Türkiye'de şeker hastalığı çok öncelikli ve birçok eve girmiş durumda. Acaba bu şeker hastalıklarıyla ilgili yeni bir tedaviyle, bitkisel kürlerle bir çözüm oluşturabilir miyiz? Yaşamımızı daha sağlıklı yürütebilir miyiz? Burada bu konuyu inceleyeceğiz. Onun için lütfen bu hastalıkla ilgili olan arkadaşlar mutlaka komşularını arasın ve bu programı kaçırmayalım. Onun için konumuza Doktor Emin Erdem'e hem iç hastalıkları uzmanı hem bitkisel terapi ve tedavi uzmanı olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yani bu konuyla ilgili iç hastalıkları uzmanlığını yaparken aynı zamanda Ankara'da farmakoloji bölümünde... Efendim? Farmakognozi. Yani bitkiler ve doğal ürünler bilim dalı denebilir. Evet. Eczacılığın bir bölümü. Evet. O konuda Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi farmakognozi ana bilim dalında fitoterapi yüksek lisansı yaptım. Evet. Ben bu vesileyle bu konuda bana çok büyük emeği olan o bölümün değerli hocaları, başta tez hocam Sayın Profesör Doktor Gülçin Saltan hanımefendi olmak üzere, şu andaki ana bilim dalı başkanı ve hemşerimiz Samsunlu Profesör Doktor Levent Altun Bey olmak üzere bütün değerli öğretim üyelerine sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda beni fitoterapi konusunda teşvik eden İstanbul Tıp Fakültesi'nden sınıf arkadaşım ve kendisi de fitoterapi uzmanı olan Doktor Sencer Tepe Bey'e bu konuda hasreten bu vesileyle teşekkür ediyorum. Çünkü kendi adıma tıptaki aydınlanmayı mesleğimin 29. yılında yaşadım. Bundan 28. yılında yaşadım. Bundan yaklaşık 4 yıl önce. Ve günlük klinik pratiğimde çok fayda görüyorum. Sencer Bey aynı zamanda Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uzmanlık Derneği kurucusudur. Şu anda da yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Bu vesileyle Ankara'daki bu değerli üstadlarıma sizin vasıtanızla sevgi ve hürmetlerimi de göndermek istiyorum. Biz burada arkadaşlar tabii ki tedavi, modern tıp teknikleriyle tedavi olunuyor. Zaten iç hastalıkları uzmanı Doktor Emin Erdem Bey bununla ilgili tabii ki tedaviyi yapıyor. Ama bunun yanında gerçekten bu hastalıkları önleyebilmek için bitkisel kürlerle beraber hani nasıl destekler alabiliriz? Belki bu ilaçlarla ilgili hani biraz daha nasıl azaltabiliriz? Yaşamımızı daha nasıl kaliteli hale getirebiliriz? Belki de bundan sonraki şeker haricinde diğer hastalıklardan nasıl korunabiliriz? Buna gireceğiz. Buyurun söz sizde. Estağfurullah. Şimdi konuya başlarken önce dünyada şeker hastalığı, diyabet ne durumda? Buradan bir başlayalım. Evet. Şeker ya da diyabet ki biz burada bugün tip 2 diyabet. Yani toplumun büyük kesimini ilgilendiren diyabetten bahsedeceğiz. Şeker hastalığı insülin eksikliği ya da insüline cevapta eksiklikle giden bir hastalık. Yani sonuç itibarıyla insanlarda kan şekeri yükseliyor. Şeker hastalığının sıklığı ülkemizde maalesef %13. Bu çok büyük bir rakam. Avrupa Birliği ülkelerinde bu kadar yüksek şeker hastalığı oranı gösteren başka bir ülke yok. Dünyada da çok önlerdeyiz. Çünkü sıkıntı şurada, yanlış besleniyoruz. Bizde maalesef nüfusumuzun %30'luk bir kesimi, 30 yaş üst altındaki kesimde insülin direnci var. 30 yaş üstündeki insanımızın yarıdan fazlası fazla kilolu.
Dolayısıyla metabolik sendrom dediğimiz içinde şeker, insülin direncini de kapsayan bir metabolik bozukluk içerisinde. Ve ülkemizde şeker hastalığı %100'lük bir artışla devamlı artıyor. Şu anda dünyada 170 milyon civarında şeker hastası var. 2025 yılı itibariyle bunun 390 milyona ulaşacağı düşünülüyor. Ülkemiz şeker hastalığı sıklığı bakımından maalesef en önlerde. Buradaki sorun 1980'lerde başladı aslında tüm dünyada. Beslenme alışkanlıkları değişti. Gıdaya daha çok kolay ulaşıyoruz. Daha fazla tüketiyoruz. Porsiyonlarımız büyüdü. Hareketimiz ise azaldı. Türk milleti olarak fazla hareket etmiyoruz. Spor yapmıyoruz. Ve gerektiğinden fazla karbonhidrat tüketiyoruz. Yemeklerimizde yağ içeriği, fast food içeriği maalesef arttı. Evet, gıdaya ulaşmak iyi bir şey. Daha çok gıdayla haşır neşir olmak iyi bir şey ama nitelik olarak bir iyileşme yok. Nicelik olarak evet, daha çok gıdaya ulaşabiliyoruz ama nitelikte sıkıntı var. Yani eskiye göre işlenmiş gıdalar, paketlenmiş gıdalar, GDO'lu gıdaların artışı şeker hastalığını tetikledi. Şekerin tanısını şöyle koyuyoruz. Açlık kan şekeri bakıyoruz. 125 mg ve üzerinde ise şeker hastasısın diyoruz. Ya da rastgele kan şekeri ölçümü yapıyoruz günün herhangi bir saatinde. Aç tok fark etmez. 200'ün üstünde ise şeker hastasısın diyoruz. Yahut kişide glikoz tolerans testi, şeker yükleme testi yapıyoruz. İkinci saat sonunda 200 mg bölü desilitrenin üzerinde ise şeker hastalığı diyoruz. Belirtiler ne? Çok su içme, çok idrara çıkma, halsizlik, ağız kuruması, açıklanamayan sık sık enfeksiyonlar. Malumunuz şeker hastaları kolay mikrop kapar, zor iyileşir. Bu tür belirtiler var ise mutlaka ve aile hikayesi de çok önemli. Genetik çok önemli. Bu belirtiler varsa hastalarımızın mutlaka hekimlerine müracaat etmeleri uygun olur. Yani biz burada Türkiye'nin şeker hastalıkları bakımından dünyanın en önde gelen ülkeler arasında söylüyoruz. Evet. Bu da yiyeceklerimizle beraber değiştiğini söylüyoruz. Ve burada bu insanların diyabetle ilgili, yani bunu yakalanmadan, ben de nihayetinde gerçekten böyle bir tehlike sezinledim ve sizle buluştum. Yani sonuçta burada da şeker hastalıklarını işte Habib Demirel özellikle getirdi. Kendisi de bu konuda hastalığıyla ilgili öne alıyor diye bir şey söz konusu değil. Demin doktor arkadaşımın dediği gibi Türkiye'de çok önde ve dünyada çok önde. Biz bununla ilgili vatandaşlarımız ne önlemler alabilir? İlk önce gıdalarla ilgili neler yapmalı? Geçen bölümde de söyledim. Evet. Beslenme ve yaşam tarzı değişikliği şeker hastalığının olması olmazı. Evet. Tıbbın kurucusu Hipokrat'ın sözünü bir kez daha burada hatırlamamız lazım. Ruh ve beden sağlığı istiyorsan ilaçlar gıdan olmasın. Gıdalar ilacın olsun demiş. Elbette kimse ilaçların buradaki önemini inkar etmiyor. Ama şu çok net biliniyor. Şeker hastalığında yapılan tüm tedavilerde kan şekerini düşürmek, hiperglisemiyi kontrol altına almak maalesef tek başına yeterli değil. İstediğiniz kadar şeker hapı verin, istediğiniz kadar insülin terapisi uygulayın. Kişinin beslenme ve metabolizmasını, yaşam tarzını düzeltmeden sonuç alamazsınız. Yapılan bütün araştırmalarda yaşam tarzı değişikliğinin şeker hastalığında en önemli tedavi aracı olduğu görülmüş. Diğer bir bilgi, Amerika'da küçük bir kasaba olan Framingham'da bir çalışma yapmışlar. Framingham araştırması. Onlarca yıl boyunca insanların ölüm nedenleri, sakat kalma nedenlerini epidemiyolojik yani halk saha çalışması olarak tespit etmişler. İnsan ölümlerine yol açan en önemli sebepler şunlar. 1. Obezite. 2. Diyabet. 3. Hipertansiyon. 4. Sigara, tütün kullanımı. 5. Stres. 6. Spor yapmadan geçen hayat. 7. Damar sertliği, yani kötü kolesterol ve trigliserit yüksekliği. Dolayısıyla şeker özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi bir sıçrama gösterdi. Bir salgın, epidemi yani. Resmen bir salgın. Daha kötüsü bu olay ilerliyor ve ilerleyecek gibi duruyor. Büyük şehirlerde görüyoruz. Küçük insan gruplarında evet sağlıklı beslenme, düzenli spor,
anti-aging çalışmaları var. Ama bu maalesef toplum tarafından hala anlaşılamadı işin vahameti. Sadece şeker değil konu. Metabolik sendromda da büyük artış var. Nedir metabolik sendrom? Obezite, bu obezite dediğim göbek tipi yağlanma. Karın yağlarımız aynen bir endokrin organ gibi davranıyor. Yani patlamaya hazır bir el bombası, pimi çekilmiş. Kadında göbek çevresi 88 santim, erkekte 102 santimi geçmemeli. Hipertansiyon, bu metabolik sendromun ikinci elemanı. Üçüncü elemanı bozulmuş glikoz toleransı, insülin direnci, gizli şeker ya da şeker. Dördüncü elemanı ürik asit yüksekliği. Beşinci eleman trigliserit yüksekliği. Yani hastalarımızda, seyircilerimizde bu beş saydığım kriterden üç ya da daha fazlası varsa metabolik sendrom hastası demektir. Metabolik sendrom kalp ve damar hastalıkları için büyük bir risk faktörüdür. Zaten şeker hastalığında normal insanlara göre kalp ve damar olayı geçirme riskiniz 3 kat fazla. Buna tansiyon eklenince 7 katına çıkıyor risk. Nedir kalp damar olayı? Kalp krizidir, körlüktür, felçtir, damar tıkanıklığıdır, beyin kanamasıdır, nüzüldür. Buna kolesterol eklenince bu risk 12 katına çıkar ve buna sigara eklenince iş çığırından çıkar, 42 katına çıkar. Dolayısıyla her şeyin temelinde günümüzün modern çağ hastalıkları olan diyabet, hipertansiyon, kanser, kronik nörodejeneratif hastalıklar, Alzheimer, Parkinson ya da romatizmalar. Bunların temelinde beslenme kesinlikle var. Yani biz abur cubur yiyerek bu beslenmeyi bozuyoruz. Kesinlikle. Yani burada ana temellerden biri o. Kullandığımız gıdaların GDO'lu olması birçoğunun ve abur cuburlar alınarak bozunca burada bir de arada söyleyeyim. İnsülin direnci ne? Seyircilerimiz tabii bunu dinlerken hani tıbbi anlamda da belki bu birikime sahip değiller. İnsülin direnci kabaca karaciğer, kas ve yağ dokusunun insülinin emirlerine, komutlarına uymaması diye ifade edilebilir. Burada olay gerek şekerde, gerek obezitede, gerek metabolik sendromda enerjisi çok fazla gıdaların tüketilmesi. Yani aşırı karbonhidrat, aşırı yağ. Bir de pişirme tekniği, fast food tarzı beslenme yani kızartma. Bunların kalorisi çok yüksek. Kalorisi çok yüksek gıdalar yağ dokumuzda birikiyor. Bunlar yağ olarak depolanıyor. Fakat kötülüğü şu, herkesin yağ hücrelerinin bir tolerabilitesi var. Mesela bazı insanlar vardır etrafınızda. 140-150 kilodur, bütün tahlillerini yaparsınız, her şey pırıl pırıl çıkar. Evet. Buradaki olay şudur ve kıskanırsınız o insanları. Evet. Siz kendinize ne kadar dikkat ederseniz edin, evet. Etrafımda da var öyle insanlar. 150 kilo, bütün tahliller pırıl pırıl, enerji çok yüksek. Çünkü yağ hücrelerinde ciddi bir depolama kapasitesi var. Ve orada o yağ hücreleri bunu enerji olarak depoluyor. Ve onların bir de iki tür yağ var. Beyaz yağ, kırmızı yağ. Kahverengi yağ. Bunların kahverengi yağı çok yüksek. Gıdıklarında yağ var, enselerinde yağ var, popoda var, bacakta var. Ama iç organ yağı göreceli olarak az. Bu tür insanlar çok sağlıklı. Ne yerseler yesinler sağlıklı. Ama bu insan grubu çok az. Türk halkı maalesef bu gruba girmiyor. Yani biz metabolik sendroma, şekere yatkın bir halkız. İnsülin direnci dediğimiz olay da burada başlıyor. Yağ dokusunda biriken bu yağ insülinin antilipolitik etkisini bozuyor. Yani insülin oradaki o yağı enerjiye çevirme özelliğinde bir hormon. Bu özellik bozulunca yağ asidi sentezi artıyor. Yağ asitlerinin yıkılımı azalıyor. Bu yağ asitleri bu sefer yağ dokusundan çıkıyor, kana geçiyor. Kana geçen bu yağ asitleri gidiyor karaciğerimizde birikiyor. Damarlarımızda birikiyor. Kaslarımızda birikiyor. Sonuç oralarda insülinin etkisine karşı bir direnç oluşuyor. Bu direnç ile pankreas daha fazla insülin salgılamak zorunda kalıyor. Daha fazla insülin pankreastaki insülin rezervini bitiriyor. İnsülin malum kan şekerini düşüren hormon. O rezerv azalınca insülin direnci ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Kan şekerimiz insülin hızla kana karışınca düşüyor. Düşünce ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Yemek yiyince ne oluyor? Daha çok insülin ihtiyacımız var. Tekrar kan şekerimiz düşüyor. Daha çok yiyoruz. Yani kısacası
Yedikçe acıkıyor, acıktıkça yiyor ve devamlı kilo alıyoruz. Bunu nasıl önleyebiliriz? Yani bu bitki ya da yeme alışkanlıklarımızı nasıl değiştirerek? Şimdi bitkiye gelmeden bunu değiştirmenin temel yolu önce bir beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek. Kalorisi fazla olan gıdaları günlük hayatımızda minimalize, en aza indirmek. Yani un, karbonhidrat tüketimini azaltmak, rafine karbonhidratlar yerine daha çok özellikle nohut, mercimek, kuru fasulye grubu glisemik yükü nispeten düşük kaliteli kompleks karbonhidratlar tüketmek. Yağ tüketiminde özellikle kızartma tarzı fast food grubu değil de omega 3 kaynakları ve omega 6 kaynaklarını tüketmek. Nedir? Birazdan anlatacağım bunları gerçi. Omega 3 ve omega 6'ya günlük hayatımızda çok daha rahat ulaşabiliriz. Diğer bir olay, spor çok önemli. Günde 30 dakika, haftada 5 günlük hafif aerobik egzersiz. Diyabet için, metabolik sendrom için, obezite için çok çok önemli. Nedir bu? Yürüyüş yapabilirler, bisiklete binebilirler, koşabilirler, yüzebilirler. Anaerobik egzersizler de kas kitlesini artırırlar. Malum 50'li yaşlardan sonra kas sentezimiz azalıyor. Cepten yemeye başlıyoruz. Kas dokusunun yerini yağ dokusu alıyor. Derler ya, metabolizma hen 10 yılda bir %10 zaten yavaşlıyor. Bu mantıktan hareketle germe hareketleri, dumbbell kaldırma, bunlar da mesela baskül, bunlar da anaerobiktir, yani kas yapar. Yani günlük hayatımızda yeterli dengeli besleneceğiz, aerobik egzersiz, anaerobik egzersiz yapacağız. Uyku çok önemli, uyku. Yapılan bir klinik çalışmada İngiltere'de iki denek grubu oluşturmuşlar üstadım. Bunların bir kısmını uyku laboratuvarında 6 saat, bir kısmını 7 saat uyutmuşlar. Sonra gruplar değişmiş. 7 saat olanı 6 saat, 6 saat uyuyanı 7 saat uyutmuşlar. Ve görmüşler ki 1 saatlik uyku kan basıncı, kalp ritmi, kalp faaliyetlerinde çok ciddi ve antioksidan sistemde avantaj sağlıyor. Yani yeterli, kesintisiz uyku çok 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 değerli. Yani ekmeği, pastayı, böreği bırakacağız. Aynen nihayetinde öyle. Bunun yerine daha kaliteli karbonhidrat olan işte mercimek, başka neler var? Mercimek, nohut, kuru fasulye, meyveler rahatlıkla tüketilebilir. Mesela hurma iyi bir seçenektir. Şekerlidir ama glisemik indeksin nispeten yüksek olmasına rağmen liften çok zengin olduğu için kana yavaş karışır. Glisemik yükü düşüktür. Tatlı tercih edeceksek örneğin hurma tüketilebilir. Özellikle bal kabağı. Bal kabağını şekersiz olarak yapıp üzerine birazdan anlatacağım stevia, şeker otu ile tatlandırıp birazcık da fırınlayarak, haşlayıp fırınlayıp üzerine stevia'yı, şeker otu dediğimiz stevia, birazcık da tahin koyarak harika bir tatlı sahibi olabilirler. Bununla beraber en önemli olay her şeyi zamanında, yerinde ve miktarında yemek. Yani yeterli, dengeli, organik beslenmek. Olayın temeli bu. Burada tahini dediniz. Tahin doğal mıdır? Yani? Tahin susamdan elde edilir. Bir yağdır. Harika bir toksin tutucudur. Günümüz insanında geçen programda da söyledim. Her yıl 7000 kimyasalla tanışıyor vücutlarımız. Toksin. Toksinle karşılaşıyoruz. Evet. Bu toksinleri atmak için günlük kullanımda kullanılacak pekala güzel bir yiyecektir. Ama asla aşırıya kaçınmasın. Kalori değeri yüksektir. Ama tatlının üzerine bir akın konularak sabah akşam ya da kahvaltılarda güzel bir aperatif olarak tüketilebilir. İyi bir detokstur. Yani toksinleri tutar sindirim sistemi ve vücudumuzda. Aynı şekilde yeşil mercimek de çok değerli bir detoks aracıdır. Yeşil mercimek. Bol bol tüketsinler. Bununla beraber kişniş harika bir baharattır. O da iyi bir detoks aracıdır. Geçen bölümde de kısaca bahsettim. Antioksidan yükü azaltmak, vücudumuzdaki asidi azaltmaktır. Asidi azaltmak vücudumuzun vaktinden önce yorulması ve çürümesini engeller. Ne kadar asidoz, o kadar sağlıksızlık. Hepimizin vücudunda öyle ya da böyle latent asidoz, gizli asidoz var. Bunu herkesin kabul etmesi lazım. Tıp otoriteleri de artık buraya geliyorlar. Vücuttaki asidozu yok etmek için kesinlikle bol su tüketmek gerekiyor.
Günde 2,5-3 litre. Ben formülü şöyle yaptım. Kilo başına 35 mililitre su için. Kilo başına 35 mililitre su için. Bunun içine limon sıkın. Bunun yanında özellikle karbonat tüketimi. Geçen bölüm burada da bir kavram karışıklığı olmasın. Evet, çok güzel onu bir. Evet. Sodyum bikarbonat. Evet. Bakkallarda, marketlerde, eczanelerde satılan kabartma tozu olarak bildiğimiz karbonat. Burada bazen şöyle eleştiri alıyorum. Hocam bunun tadı çok acı, içemiyorum. O kadar içemiyorsan çay kaşığıyla iç. Ama iç. Kimseye karbonattan zarar gelmez. Karbonat kaynar suda içilip içine konduğunda neyi taklit ediyor biliyor musunuz? Neyi taklit ediyor? Kaplıca suyunu. İnsanlar o kadar para verip kaplıcaya gidiyorlar. Evet. Kaplıca suyu yerine karbonat içilebilir. Alkalize eder vücudu. Bundan kime ne kötülük gelebilir? Gaz yapıyor değil mi? Yani kabartıyor ya. Tabii ki kabarıyor. Sonra onu içtiğimiz anda yudum evet. pH'miz yükseliyor. Evet. Asitten alkaliye gidiyoruz. Evet. Günlük yaşam şartları, radyasyon, sporsuzluk, işte bu diyabet tarzı hastalıklar, vücudumuza işlenmiş gıdalarla giren toksinler vücudumuzu asidoza sürüklüyor. Bu antioksidan kapasitemizi yoruyor. Antioksidan kapasite düşünce de gelsin şeker, gitsin kalp damar hastalıkları. Gelsin Alzheimer, gitsin Parkinson. Gelsin kanser, gitsin romatizma. Yani ben bunlara doğal çözümler sunuyorum. Ama yine diyorum, burada bu işin uzmanı olmakla beraber bu konuda hekimlerine danışmadan kendi iradeleriyle de iş yapmasınlar. Okusunlar, araştırsınlar. Bu söylediklerimiz yazıyor. Ama bizim burada söylediğim şey şu. Yani kişi sağlıklı zaten beslenebilmesi için bunlar lazım. Tabii ki. Yani bugün zaten demin bahsettiğimiz malzemeler, işte bundan önce tahin, zaten balıklardan sonra yenen bir tatlı çeşidiydi zaten. Yani bu bizim geleneğimizde var. Kişniş aynı şekilde var. Hurma aynı şekilde var. Yani biz burada aslında kişinin sağlıklı yürüyebilmesi için, hayatını idame ettirebilmesi için bunlardan bahsediyoruz. Tabii ki hastalığı varsa ona göre doktoruna ulaşır. Burada da en büyük sıkıntılardan biri şu aslında. Yani kişilerin bu beslenme ile ilgili bitkiler haricinde diğer bitkilerin de bilgisiz ve bu konuda bilgi sahibi olmayan insanlar tarafından verilince onun zararın da toksik etkisinin de farklı çıkacağını bildirmek amaçlı bunları kesinlikle söylüyoruz. Kesinlikle. Bakın yani. Eczanelerde satılan ilaçların yarısı bitkidir. %25'i yarı sentetiktir. Yani bitki ile kimyasal moleküllerinin kompozisyonundan oluşmuştur. Kalan %25'i de rol modeldir. Yani bitkiler taklit edilerek üretilmiştir. Bitkiler kesinlikle ehil ellerde kullanılmazsa son derece ciddi sakıncalar yaratabilir. Örneğin size basit bir örnek vereyim. Isırgan. Harika bir antienflamatuar, iltihap giderici, romatizma ilacıdır. Ve iyi bir immünomodülatör, yani kanserlerde, günlük enfeksiyonlarda vücut direncini artırır. Siz onu taze toplanmış haliyle yerseniz bunlardan fayda görebilirsiniz. Ha şu var, topladığınız yerde kimyasal olmayacak. Ama siz bunu kuralına uygun olmayan kart dediğimiz, yani artık zamanı gelmiş geçmiş bir ısırganı yerseniz karaciğer hasarına bağlı kalabilirsiniz. Çörek otu çok popüler. Herkes çörek otu. Çörek otunu gereksiz yere uzun zaman kullanırsanız hepatotoksiktir. Karaciğere zarar verir. Bu iş fitoterapi uzmanlarının işidir. Bu konunun mutlak surette tıp hekimleri tarafından ve eczacılar tarafından altının doldurulması gerekiyor. Maalesef medyada, sosyal medyada, basında bir sürü şarlatan, bir sürü bu konuyu suistimal eden insan, insanların iyi niyetiyle oynayarak bu işi bir rant kapısı haline çevirmeye çalışıyorlar. Ben burada bütün hekimleri, eczacıları ve halkımızı bilinçli olmaya davet ediyorum. Bitki dediğimiz her şey aslında ilacın özüdür. Alınan her bitki vücuda fayda verebileceği gibi Allah korusun istenmeyen sonuçlara da yol açabilir. Greyfurt, sitokrom P3A4 denen karaciğerde bir mitokondri içinde bulunan enzimatik sistemi uyarır. Bu sistemin uyarılması demek vücuda giren ilaçların etkisinin artması demektir. Yani siz greyfurt suyuyla beraber Allah korusun bir hipertansiyon ilacı alırsanız
tansiyonunuzda ani düşüşler başlayabilir. Ya da sarı kantaron. Sarı kantaronu organ nakli olan, organ transplantasyonu olan bir kişi alırsa, Allah korusun, organı vücuda takılan transplantasyon organını vücut reddeder. Olayın boyutunun ciddiyetinin farkında mıyız acaba? Bu büyük bir sıkıntı ve bunlar hiçbir kontrol olmadan televizyonlarda, internette, sosyal medyada rahatça paylaşılıyor. Ben dehşet içinde kalıyorum. Yani bir insanın öncelikle bilgeliği bilmediğini bilmesinden geçer. Bir insan her şeyi bilemez ama öğrenmesi gerekir. O yüzden şimdi o kadar rahat konuşuluyor, o kadar rahat insanlara sağlık reçetesiymiş gibi sunuluyor ki ben bundan kendi adıma çok büyük korku ve kaygı içindeyim doğrusu. Evet, biz burada geçen programda da söyledik, bu programda da söylüyoruz. Bütün organlarınızı mutlaka en iyi şekilde koruyun ama beyninizi ve bağırsağınızı daha iyi bir şekilde koruyun diyoruz. Bugün şeker hastalıklarıyla ilgili de isterseniz biraz da tedavi küründe bitkisel türlere geçelim. Yani çemen otu diye bir bitkiden bahsediliyor şekerle ilgili. Ne düşünüyorsunuz? Latince adı Trigonum faveum graeum. Evet. İlk 4000 yıl önce Hint geleneksel tıbbı, Ayurvedik tıpta faydası gösterilen bir bitki. Çok etkili, çok değerli bir bitki. Bunun tohumunu kullanıyoruz biz fitoterapide. Bunun tohumu özellikle yüksek derecede lif taşıyor. %50'si lif, müthiş bir oran. %30'u çözünebilen, %20'si çözülmeyen. Bu lifler vasıtasıyla şekerin bağırsaktan emilimini durduruyor. Muhteşem bir mekanizma. Bu çemen, evet, bizim bildiğimiz pastırmalarda çemen. Kullandığımız. Bu Antakya'da da kullanılan bol. Aynen. Böyle çıkarken idrarda koku yapan. Oraya da geleceğim. Ha. Bunun dışında ikinci bir etkisi steroid yapıda saponinler var. Saponin dediğimiz maddeler safra kesesinden safra asiti salgılatıyor. Safra asiti geliyor, kolesterolle bağırsakta birleşiyor, kolesterol emini bloke ediyor. Çoğumuzun kullandığı, hastalarımıza firma adı veremeyeceğim, içinde alfa glikozidaz inhibitörü, akarboz diye bir ilaç var. O ilacın yaptığı gibi bu çemen otu alfa glikozidazı bloke ediyor. Bildiğiniz şeker ilacı. O ilaç da tokluk şekerini düşürüyor. Kalp ve damar hastalıklarının en önemli sebebi tokluk şekeri yüksekliği. Bu etkilerle bir araya gelince bakın elinizde harika bir şeker ilacı, harika bir kolesterol ilacı sahibi oldunuz. Çemen otu bunu yapıyor. Ya ben Çukurova mezunuyum. Biz Adana'da Antakya'ya gittiğimiz zaman Antakyalılar bilir çok iyi şekilde, Hataylılar, Antakyalılar. Orada sabah kahvaltısında sürekli çemen yerlerdi. Çok güzel üstadım. Yani harika bir şey. Bununla beraber sıkıntı şu. Bunun kullanımı. Bunun kullanımının iki tane yolu var. Ya ekstrakt olarak alacaklar ya da çayını yapacaklar. Yalnız çayını yaparken bitki çayları ya çözülmeli ya dağılmalı. Bunun çayı olur. Yalnız bunun çayını sert odunsu maddeler, tohumlar, kabuklarda bir şey yaparız. Hafifçe döver ve iki tür pişirme yöntemi var. Biri infüzyon, biri dekoksiyon. İnfüzyon dediğimiz demleme, kısa süreli. Onlar hassas bitkileri öyle demlemelerini öneririz. Bu dekoksiyon, yani bu kaynatma. Bunu bir su bardağı ılık suya koyacaklar, bir tatlı kaşığı çemen otunu. Kısık ateşte bunu şöyle bir kaynatacaklar 30-35 dakika, yudum yudum içecekler. Önemli bir ayrıntı daha var. Yani göründüğü kadar basit değil. Bunda lif çok fazla ya. İçinde şeker haplarıyla beraber alınırsa bu yoğun lif şeker haplarını yutar. Ve şeker hapları emilemez. Emilemeyince ne olur? İyilik yapalım derken kötülük olur. Yani bunu en az şeker haplarından 2 saat sonra almaları lazım. 2 saat sonra. Evet. Yani bunlar önemli ayrıntı. O yüzden ben dehşete düşüyorum. Yani bunlar anlatılıyor. Hiçbir şey yok gibi. İnsanlar görülmeden telefonla bitkiler sipariş ediliyor. Ölenler ölüyor, kalan sağlar bizim oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani tabii bu bitkisel bitkisel tedavi şekliyle ilgili televizyonlarda programlar yapılıyor. Aslında ağrım var diyor, şunu kullan diye. Ama bugün tıpta bir kere ilk önce o hastalığın tanısının konulması lazım. O ağrı neye bağlı? Yani kalben bağlı, miden bağlı, safra kesesine bağlı, yansıyan bir ağrı mı? Yani ilk önce bir hastalığın teşhisi konulmalı.
Ya yani bu ama benim şurada ağrım var. Şunu kullanayım. Gerçekten yarar yerine zarar yapıyoruz. Ama bu çemeni demin hani bahsettik, sabahleyin kahvaltıda yiyorlar. Yani yesinler. Bu şekilde de kesinlikle normal yesinler. Hayatları içerisinde sağlıklı bir şekilde idame ettirirler diye. Kötülüğü malumunuz kokusu. Evet. Orada bir şey var, ince bir nüans var. Çok ilginçti, onu söylemeden evet. geçemeyeceğim. Ya bu şimdi hani teri kokutuyor, evet. idrarı kokutuyor, dışkıda koku yapıyor. Evet. Bu aslında bir sürü kokunun birleşimi, bileşik var bunun içinde. Çok ilginç. Evet. Mesela çam kokusunu veren beta pinen var bunun içinde. Evet. Limon kokusu olan geraniol var. Evet. Onun dışında karanfil kokusunu veren beta karyofilen var. Bunun dışında neril asetat denen tatlı meyve kokusunu veren muhteşem kokular var. Allah-u Teala bu kadar güzel kokuyu bu bitkinin içine koymuş. Çok ilginçtir. Allah'ın hikmet-i ilahisi. Fakat bu sefer farklı bir koku olarak karşımıza çıkıyor. İlginç bir anekdottur bu. Aslında içindeki kokular birbirinden güzel kokular. Bunu da şunun için anlattım. Çemen yediğiniz zaman bu bir sürü, mesela kafurdaki kamfen var. Kur'an'da da yeri var biliyorsunuz kafurun. Evet. İnsan suresinde geçer. Evet. Dolayısıyla bu kadar değerli bir bileşik ki içindeki o koku bile şifa. Onu anlatmaya çalışıyor. Yani kafurun kokusu neye iyi geliyor? Biz mesela onu buğularda kullanıyoruz, evet. kamfeni. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında buğ olarak kullanırız. İsmini evet. veremeyeceğim. Evet. Sizin de hekim olarak çok iyi evet. bildiğiniz evet. bazı buğ preparatları var, bilirsiniz. Evet. Evet. Koyarız kaynar suyu. İçine bir miktar buğu koyup başımıza bir havlu alırız. Evet. Burundan nefes alır, ağızdan veririz. Üst solunum yolu enfeksiyonu, farenjit, larenjit. Evet. Bunlarda çok iyi sonuçlar alırız. Evet. Çemen otu ilginç bir bitki. Ya çemen otu o zaman nihayetinde şekerin de bağırsaktan emilimini azaltıyor. Dışarıya dışkı olarak çıkartıyor. Aynen öyle. Böylelikle şekeriniz de yükselmemiş oluyor. Yardımcı alternatif güzel bir tedavidir. Evet, yani ama ilaçlarla birlikte asla kullanılmayacak. Evet. 2 saat ve ilaçlar kesilip tek başına bu alınmayacak. Doktorunun, fitoterapi uzmanı yoksa, ilgili hekim yoksa eczacısının bilgisi dahilinde olsun. Adamın şeker hastalığı yok. Normal bir birey çemende sağlıklı olarak kullanmak istiyor. Kullanabilir. Hiçbir sakıncası evet. yok. O konuda da klinik çalışma var. Normal evet. insanların kan şekerinde hiçbir olumsuzluk yapmıyor. Evet. Etkisini diyabetikler ve metabolik sendromu olan, insülin direnci olanlarda gösteriyor. Güvenle yenebilir. Evet. Şimdi tarçına ben çok tarçına tamam, meraklıyım. Tamam. Kısaca bahsedeyim tabii, mi? Tabii tarçına girelim. Çünkü bu tabii. işin kraliçesi tarçın. Öyle mi? Evet. Yani çünkü bu tarçın evet. işi de çok suistimal edilen şeylerden biri. Evet. İki tane tipi var. Cinnamomum ceylanicum, Cinnamomum chinacum ya da Cinnamomum cassia. Evet. Tarçın iki ayrı formda yaradan tarafından yaratılmış. Çin tarçını ve Seylan tarçını. Çin tarçını bildiğiniz kabuk. Seylan tarçını şu anda ekranda da görülen ve etrafı böyle boru gibi katlanabilen tarçın. Ülkemizde bulunan bu. Bu tarçın, Seylan tarçını baharat yönünden daha kıymetli. Çünkü bunda öjenol dediğimiz madde daha fazla. Yani kokusu daha güzel. Bu tarçın Türkiye ve Avrupa'da tercih ediliyor. Çin tarçını daha çok yurt dışında, Amerika'da tercih ediliyor. Etken madde sinamil aldehit. Sinamil aldehit tarçında bulunan kan şekerini düşürücü madde. İki tür etkisi var tarçının şekerde. Birincisi insülin direncini kırıyor. Yani kas, karaciğer dokusunun şekerde insüline karşı etkinliğini artırıyor. İkincisi pankreastan insülin hormonu salgılıyor. Müthiş. Yani bir taşınan iki kuş vurulmuş oluyor. Ama daha makbul olan hangisi derseniz fitoterapi ve tıp yönünden Amerika'da bulunan Çin tarçını. Çünkü bizdeki tarçınların sinamaldehit oranı %65-70. Amerika'daki veya işte Uzak Doğu'da, Endonezya'da, Çin'de üretilen kasya tipi, Çin tarçını tipinin etkisi sinamaldehit oranı %90. Onu nereden bulacağız? Yani Çin ya da Seylan
tarçını diye o farklılığı nasıl? İstediğiniz her yerde Seylan tarçınını şu televizyonda gördüğümüz tarçını bulabilirsiniz. Burada sorun yok. Yalnız burada da şöyle bir sorun var. Burada da işin içine kalpazanlık ve para merakı giriyor. Evet. Bunun etken maddesi tarçının içindeki uçucu yağında. O sinamaldehit uçucu yağında. Evet. Bazıları uçucu yağının hani tıbbi değeri büyük ya. Evet. Uçucu yağını alıyorlar, posasını gönderiyorlar. Evet. Öyleyse şuna dikkat etsin seyircilerimiz. Aldıkları tarçın küçük parçalara ayrılınca çaya koyup üste kalıyorsa, dibe düşmüyorsa maalesef aldıkları tarçın sıkıntılıdır. Yani biz bu tarçını yemeklerde de kullanıyoruz. Bazen tatların üzerinde kullanıyoruz. Çay olarak da mı? Çok iyi yapıyorsunuz. Evet. Bu konuda yapılan yüzlerce çalışma var. Evet. Science Direct, PubMed gibi internet sağlık arama motorlarına girince tarçınla ilgili bir sürü yayın bulursunuz. Bunların ilki 2002 yılında başladı. Daha sonra 2003, 2007, 2012, 2017 gibi gidiyor. Yapılan çalışmaların ilki Çin'de yapıldı. Çin'de 1 ila 3 gramlık toz tarçın vererek, tarçın ekstresi vererek, onlar Çin tarçını kullanmışlardı. Sonraki çalışmalarda da hep daha sinaminaldehit, etken madde çok diye hep şey kullanıldı, Çin tarçını. Ülkemizde kullanılan tarçın kullanılmadı. Kan şekeri düştü deneklerde, insan deneklerinde 25 gün sonunda. Hemoglobin A1C'yi tabii göremediler. 25 günlük bir çalışmaydı. Sonra onun düştüğünü fark ettiler. Total kolesterol düştü. LDL kolesterol düştü. Genel bir iyileşme hali oldu. Kan şekerini düşürdü. Bunu iki yolda yaptı. Bir, insülin direncini azaltarak. İki, karaciğer ve kastaki bu olaydan başka pankreastan insülin salınımını artırarak. Ancak bir ayrıntı daha var. Ben böyle dedim diye kontrolsüz tarçın kullanılmasın. Kullanılsın ama aşırıya kaçılmasın. Bunun bir defa pastada, börekte, börek olmaz da pastada, muhallebide, mesela muhallebi değil de sütlü pudingle yapılan çalışma var. 6 gram toz tarçın koyuyorlar İsveç'te bir çalışmada. Kan şekerinde çok ciddi düşüşler tespit ediyorlar. Yani elimizde bunlar alternatif bizim. Yeter ki hekim arkadaşlar ve halkımız bu konulara biraz daha ilgi duysun. Yani eczanelere gittikleri zaman Çin tarçını deyince alabiliyorlar mı? Eczanelerde bulunması zor ama sorsunlar, aktarları araştırsınlar. Evet. Olmadı Seylan tarçını da kullanılabilir. Evet. Etkisi az olması demek, etkisi yok demek değil. Evet. Burada tehlikeli şeyler var. İnternette görüyorum tarçın yağı. Tarçın yağı dediğiniz şey bir anda 400-500 şekeri Allah muhafaza 20'lere düşürür ve sizi şoka sokar. Bunlar internette duyulan, işte bunun için diyorum, kontrolsüz güç güç değildir. Reklam spotu gibi dolduk ama gerçek bu. Yani sağdan soldan duyduklarıyla şekere kesin çözüm, ben bunu hallederim, böyle bir şey olabilir mi ya? Yani tarçın yağı dediğiniz şey inanılmaz etkili bir şeker düşürücü. Yani bu tür olaylarda ilgili uzman hekimlerden yardım alsınlar. Kendileri iş yapmasın ama kendilerinin yapacağı şu. Günlük 3 gram tarçın kan şekerinde ılımlı bir düşüş yapar. Bunu bilsinler. Evet. Ama aşırıya kaçılmasın. Evet. Tarçının geleneksel tıpta müsaadenizle bir iki etkisi daha var. Açılmışken konu onları da anlatayım. Buyurun. Estağfurullah. Hazmı sağlar. Sindirime iyi gelir. Solunum yolu enfeksiyonlarında bitki çayı olarak kullanılabilir tarçın. Harika bir antibiyotik yardımcısıdır. Bakın son zamanlarda antibiyotiklere dirençli bakteriler ne kadar arttı. Artık duyuyoruz falanca zatürre olmuş, ölmüş. Fişmanca doktor geziyor. İşte şu antibiyotik, bu antibiyotik, bağırsakları mahvolmuş. Hala ateşi düşmüyor. Sebep, antibiyotiğe dirençli bakteriler çok arttı. Burada bir araştırmadan dikkat çekmek istiyorum. Clostridium difficile diye bir bakteri var, bilirsiniz. Bunun tedavisi clindamycin. Clindamycin'e tarçın ekstraktı eklemişler bir klinik çalışmada. Clindamycin'in etkisi 18 kat artmış. Geleceğe dönük antibiyotik sonrası çağ, bu önemli bir mesajdır. Ne yazık ki ben bunları anlaşandı hocalarımıza defaten yazmama rağmen cevap alamadım. Çünkü hala bir direnç söz konusu. İnsanlar bu gerçeklerle yüzleşmek istemiyorlar. Ama lütfen biraz okusunlar. Kur'an bile ikra diye gelmiş. Oku diye gelmiş. Bunlar bilimsel ortamlarda ciddi ciddi tartışılıyor. Dünya antibiyotik sonrası çağa geçiyor. Kitlesel ölümler kapıda.
Antibiyotiklere artık dirençli bakteriler izole ediliyor. Yani Allah korusun o antibiyotikler, o bakteriler o antibiyotiklere cevap vermez ise 1340'lardaki veba çağını bu insanlık ileride yaşayabilir. Bu durumda fitoterapi ve aromaterapi yani uçucu yağlarla tedavi insanlığın kurtuluş reçetesi olabilir. Şimdi burada tabii çok güzel bir şeye geçtik. Yani tarçının kullanımının rahatlığı yönüyle de söylemek istiyorum. Şimdi havza kavak tarafında tabii tirit çok fazla yapılıyor. Yani Samsun geleneğinde de var. O zaman biz bu tarçını yemeklere de, yani demin gaz giderici durumu da vardı, yağ tutulumunu önleyici durumu da vardı. O zaman tarçını da yemeklerimize, pilavlarımıza, bulgurlarımıza, belki çorbalarımıza katabiliriz. Gayet tabii. Yani onu da katın. Antioksidan olarak sumak katın. Zerdeçal, emilimi çok düşük. Lütfen yoğurdunuza katın zerdeçali. Biraz da karabiber ekin, emilimini artırın. Bilinen en güçlü kanser savunucularından biridir zerdeçal. Çok şükür onkoloji artık bu konuda hemfikir olmaya başladı bizlerle. Bunlar insanlığın yararına uygulamalardır. Aynı şekilde kişniş, biraz önce de söyledim, detoks yapar. Lütfen bunlar kullanılsın. Ama kim kullansın bunları? Yeterli miktarda, aşırıya kaçmadan ve kullanırken konunun uzmanlarından, fitoterapi hekimleri, olmadı doktorları, olmadı eczacıların bu işlerden bir danışarak haberi olsun. Çünkü bitki ilaç etkileşimi olabiliyor. Ama aşırıya kaçmamak kaydıyla kimseye zerdeçalden, tarçından zarar gelmez. Ama zerdeçalde şöyle bir şey vardır. Safra kesenizde taş varsa fazla kullanımı önerilmez. Ama alınacak az miktarda zerdeçalin orada bile bir zararını ben klinik hayatta, klinik pratikte görmedim. Evet. Şimdi soğan, sarımsak diye tabii girmek istiyorum. Çünkü vaktimiz de gerçekten çok hızlı geçti. 5 dakikamız kaldı. Böylelikle, kısaca anlatayım. Evet. Allium sepa, allium sativum. Soğan ve sarımsak. Evet. İçlerinde organik sülfürlü bileşikler var. İnsülin direncini kırmak yönünden etkileri var. Pankreastan insülin salgılatıcı etkileri var. İçindeki organik sülfürlü amino asitler vasıtasıyla total kolesterolü, LDL kolesterolü düşürücü etkileri var. Şeker düşürücü etki soğanda daha fazla. Kolesterol düşürücü, kan sulandırıcı etki sarımsakta daha fazla. Yalnız sorun şu, bunları çok pişirirsek etkinlikleri azalıyor. Tercihen bunları çiğ yemek lazım. Ama çiğ yendiği zaman da kan şekerini şeker haplarıyla beraber ciddi oranda düşürebiliyorlar. Bilhassa soğan, bu bilinsin. Bunları yapılan klinik çalışmalar hep suda veya bir solvanda, çözücüde çözerek soğan ekstraktı üzerinden yapılmış. Yani bu bizim çiğ yediğimiz soğanda da bu etki var. Ama esas etki çözücüyle elde edilmiş ekstrakt, özüt. Yani bunu bir nevi ilaç gibi düşünün siz. Tıpta yeri var. Özellikle brassica grubu sebzeler, yani soğan, sarımsak, brokoli, lahana, bu grup sebzeler sülfürlü bileşik içeriyorlar. Bunlar hem bir faydaları daha var, kanserden koruyorlar. Ciddi bir dergidir, bir üroloji dergisi. Lahana'da. Evet, Current Urology dergisi. Burada soğan ve pırasanın, pırasa da bir soğan gildir. Evet, onun da kan şekeri düşürücü etkisi var. Ve o kadar da var ki glibenklamid denen oral antidiyabetikten daha güçlü bulunmuş bir klinik çalışmada. Pırasa yaprağı özütü ile yapılan bir çalışma. İnternette hepsi var bunlar. Girsinler baksınlar. O çalışmada glibenklamid kadar etkinliği gösterilmiş. Bunlardaki sorun şu. Soğan, sarımsak, pırasa evet kan şekerini düşürüyorlar. Ancak ateşte pişirilmemeleri lazım. Buna diğer brassica grubu da dahil. Brokoli, lahana, işte onları da saydım az önce. Bunları buharda pişirmek lazım. Yani annelerimizin tencere yemeği. Bunları kısa zaman buharda pişirip, haşlayıp ve kısa sürede tüketmemiz lazım. İçindeki o organik sülfürlü amino asit tarzındaki bileşikleri alıp şifa bulmak, tıbbi etki elde etmek istiyoruz. Tatlı badem. Ben de badem çok yediğim için soruyorum. Evet. Nükleus amigdale harika bir maddedir. Liften çok zengindir. İçinde çoklu doymamış yağlar bulunmaktadır. Yağ asitleri vardır. İnsülin direncine çok iyi gelmektedir. Metabolik sendroma çok iyi gelmektedir. Obezitede yeri vardır. Bir klinik çalışma yapmışlar. Hastalara bir denek grubu, insan çalışması bu.
tatlı badem vermişler. Bazılarına tatlı badem tozu, bazılarına tatlı badem yağı, bazılarına tatlı badem yağı alınmış badem tozu, bazılarına alınmamış badem tozu vermişler. Bu hastaları bir ay takip etmişler. Evet. Sonra bir bakmışlar, şeker düşmüş, total kolesterol düşmüş, LDL kolesterol düşmüş, iyi kolesterol yükselmiş ve hastalar kendilerini dinç hissettiklerini ve tok hissettiklerini söylemişler. Tatlı badem muhteşem bir yiyecektir. Bunu günde 23 ila 25 gram, yani yaklaşık 25 tane yemelerini tavsiye ederiz. Evet, hemen zeytin yaprağına geçelim. Çünkü çok zeytinin faydaları bilinir. Oleo Europa Latince adı. Bunun içinde bir de yaprak var malum. Zeytin yaprağı, zeytinde polifenolik bileşikler var, antioksidan. Zeytin yaprağında da oleorepin denen bir madde ve onun metabolitleri var. Harika bir şeker düşürücüdür. Aynı zamanda protoglikan yapımını artırarak hiyalin denen iyi cinste kıkırdak üreterek dizlerde gonartroz dediğimiz kireçlenmeye birebirdir zeytin yaprağı. Amerikan Kanser Cemiyeti 2000'li yıllardan sonra bulunan en kıymetli antibakteriyel, antikanserojenlerden birinin zeytin yaprağı ekstraktı olduğunu beyan etmiştir. Bu da var internette. Yani Kur'an'da, görürler. Kur'an'da zeytinden bahsedilmenin çok önemli aynen bir etkisini öyle görüyoruz. Aynen öyle. Bir de resveratrol harika bir antioksidan. Evet. 5000'e yakın klinik ve hayvan çalışması ve in vivo, in vitro deneysel çalışma var. Evet. Resveratrol kan akımını artırır, kanı sulandırır, beyne giden kanı artırır. Biraz önce söylediğim beyaz yağ dokusunu kahverengi yağ dokusuna çevirir. Üzümdü değil mi? Geleceğim. Lipotoksisite vardır şeker hastalarında. Yani hem şeker metabolizmaları bozuk hem yağ metabolizmaları bozuk. Bu onu düzeltir. Ve bunu yaparken kişiye hiçbir zarar da vermez. Bu etkisiyle yapılan bir klinik çalışmada evre 1, evre 2 Alzheimer'da yararı gösterilmiş. Bilişsel fonksiyonlarda faydası gösterilmiş. Ne de var? Bu üzümün dış ortam, mantar, soğuğa karşı verdiği savunma maddesidir. Dolayısıyla en çok üzümün kabuğunda bulunur. Zannedildiğinin aksine üzüm çekirdeğinde bulunmaz. Ve bunu almanın en iyi yolu da kırmızı şaraptır. Ama biz tabii bunu seyircilerimize alkolün zararları dolayısıyla tavsiye etmeyiz. Evet. Peki nereden alacağız biz bunu? Bunu elde etmenin bir yolu yer fıstığında var. Ha üzümde var mı? Var. Çekirdeğinde biraz var. Üzüm yaprağında var. Yaprak sarması yenebilir. Üzüm çekirdeği çitletilebilir. Doğru ama az. Asmada var. Üzümün kökünde var falan. Ama yer fıstığında da var. Yer fıstığı maalesef kalorisi çok yüksek. Yani kalkıp da ben kilolarca yer fıstığı yedersem bu sefer obez olurlar. Bunu elde etmenin en iyi yolu resveratrol ekstreleri satılıyor. Poligonum cuspidatum diye bir Çin madımağı var. Çin madımağı. Ondan elde edilen resveratrolü ekstrakt olarak kullanabilirler. Evet. Sonuna geldik. Gene bitiremedik. Gelecek hafta o zaman inşallah bunları yeniden tekrarlayıp programımızda genel olarak ozonla ilgili bitkisel terapilerden de bahsedeceğiz. İnşallah bir bilgilendirme yapmış olacağız. Gelecek hafta demeyelim çünkü evet, bir toplantım var. İnşallah tamam, ondan sonraki hafta diyelim. Tamam, inşallah ondan sonra diyelim. Sayın seyirciler, Haber As Televizyon'da da bu Türkiye'de gerçekten 5 tane kıymetli uzmanlardan biri olan Mehmet Emin Erdem Bey'i, aynı zamanda iç hastalıkları uzmanı, kendisini burada konuk ettik ve sizlere gerçekten altın değerinde bilgiler verdik. Belki hayatınızın bundan sonra hastalıksız, kansersiz, veremsiz, tüberkülozsuz, diyabetsiz ve çok güzel bir şekilde geçmesi dileğiyle ben ekran başında bizleri izleyen seyircilerime teşekkür ediyorum. Konuğum Doktor Emin Erdem'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı bize verdiğiniz için. Herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Sağ olun.